İnsanlık devre sonu olarak adlandırılan farklı, özel ve çok güzel çocuklarla karşı karşıyadır. Bu çocukların bazıları indigo, bazıları ise kristal çocuklar olarak adlandırılır. Yaşadığımız çağ insanlar için zihinsel ve bedensel anlamda bir olgunlaşma çağıdır. Günümüzde insanların bilim ve teknolojide hızlı bir ilerleme kat etmesi, mesafelerin kısalması ve daha birçok gelişmenin arifesinde yeni doğan çocuklarda da değişiklikler var. 80'li yıllardan bu yana belirgin özelliklere sahip farklı bir insan modeli ortaya çıktı. Bunlardan ilki indigo çocuklardır. İndigolar yeni ve alışılmışın dışında psikolojik nitelikler sergileyen yeni nesil çocuk modelidir. Dünyaya asalet duygusu ile gelir ve öyle davranırlar ve kendi değerlerinin farkındadırlar. Mutlak otoriteye karşıdırlar ve herhangi bir sisteme uyum sağlayamazlar. İndigolar şu an 7 ile 25 yaşları arasındadırlar. Bu yönden kristal çocuklar ile benzer özellikler gösterebilmektedirler. Bahsedilen her iki kuşak da son derece duyarlı ve psişik özelliklere sahip olmakla birlikte önemli yaşam amaçlarına sahiptirler. Tek fark mizaçları, zihinsel ve duygusal yapılarıdır. İndigolar dürüstlükten yoksun, her şeyi temizleyip kristal çocukların gelişini kolaylaştırmışlardır. Kristaller ise bu temiz yolda ilerleyerek güvenli bir dünyaya doğru yola çıkmaktadır. Onlar iri ve nüfuz edici gözlere sahiptirler. Gözlerimizle bağlantı kurduklarında en derin sırlarınıza bile erişebilirler. Bunlar genel olarak mutlu ve sakin bir yaratılışa sahiptirler. Öfkeli olmakla beraber bağışlayıcıdırlar. Bu yeni kuşak adından da anlaşılacağı gibi kristallere ve kayalara karşı büyük bir ilgi duyarlar ve isimlerini de bu özelliklerinden alırlar. Kristal çocuklar genel olarak 95'li ve onu izleyen yıllarda doğan çocuklardır. İnsanları kendilerine mıknatıs gibi çekerler ve ayrıca son derece sevecendirler. Bunlar müziğe ilgili ve iletişim kurmak için telepati ya da kendi oluşturdukları bir işaret dili kullanırlar. Sanatçı bir ruha sahiptirler. Özellikle felsefeye karşı derin bir ilgileri vardır ve doğuştan psişiktirler. Dediğimiz gibi indigo çocuklar kristal çocukların ilk versiyonudur ve onlara zemin hazırlamışlardır. İndigolar genelde disiplin ve otorite konusunda zorluk yaşarlar. Yapma zorunluluğu olan işleri reddeder ve kolayca topluma ayak uyduramazlar. Sezgi yeteneği olan zeki ve yetenekli bir nesildirler. Hayal kurmayı sever, derin ve zeki gözlere sahiptirler. Sizin de çocuklarınız bu özellikleri taşıyorsa bir indigo çocuk olabilir. Kristal çocuklar mistik konulardan, tanrı, melek ve dualardan söz edebilirler. Halk arasında kullanılan sanki büyümüş de küçülmüş tabiri bu yeni nesil çocukları tanımlıyor. Bunlar bir filozof edasıyla hareket eder ve üstün özellikler sergilerler. Bu noktada anne babalara çok önemli görevler düşüyor. Ebeveynler onları küçümsememelidirler ve kuralcı bir tavır takınmamalıdırlar. Onlar için kendilerini özgür hissedebilecekleri uygun ortam ve zemin hazırlamalıdırlar. Bu çocukları hafife almayın. Onlardan öğrenecek çok şey var. Çünkü onlar bu dünyada çok özel nedenlerle bulunuyor. Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz ki kristal çocukların gelişiyle insanlık başka bir gezegene gitmiş gibi hissedecektir. Yüksek bir zekaya sahip olan bu yeni nesil insanlığı tekamülün yani maddi ve manevi açıdan olgunlaşma ve gelişmenin başka bir deyişle ruhsal ve fiziksel evrimin zirvesine taşıyacaktır. Sizin de tanıdığınız kristal ya da indigo çocuklar var mı? Bunlar hakkında ilginç anılarınızı yorum bölümüne yazabilirsiniz. Ayrıca kanalıma abone olup like atarak desteğinizi gösterebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.